Evet arkadaşlar, beraberce idare hukuku ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorumuza hemen bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun özelliklerinden biri değildir diye sorulmuş. Değerli arkadaşlarım, idari fonksiyon dediğimiz zaman idare ilk etapta kamu hizmetleri vermektedir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kamu hizmetlerinin kanunla koyulması gerektiğini de bilmemiz gerekiyor. İdare hukuku deyince de yürütme organının aklımıza gelmesi gerekiyor. Bu üçünü kesinlikle unutmamamız lazım. Şimdi idari fonksiyon deyince arkadaşlar idarenin görevlerinden bahsetmemiz gerekiyor. A seçeneğine bakıyoruz. Amacı kamu yararıdır ve bireylerle doğrudan ilgilidir. Tabii ki de doğrudur çünkü idari fonksiyon deyince ilk aklımıza gelecek şey nedir değerli arkadaşlarım? Kamu hizmeti verdiği için idare hukukunda ilk aklımıza gelecek şey kamu hizmetidir. Kamu hizmeti dediğimiz olay da zaten bireylere yöneliktir ve bireylere yönelik olduğu için de değerli arkadaşlarım doğrudan kamuyla alakalıdır. Çünkü kamu demek halk demektir. Halka hizmet anlamına gelir. Örneğin yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi işler hep kamu hizmeti kavramı içerisinde olacaktır. A seçeneğimiz doğrudur. Konusu kamu hizmetleridir. Zaten az önce de açıkladığım gibi doğrudur. Uyuşmazlıklar kural olarak adli yargıda çözülür diyor. Oysa ki değerli arkadaşlarım, idare hukuku adı üstünde uyuşmazlıkların kural olarak idari yargıda çözülecektir diye söylüyoruz ve idari yargılama hukukunda da zaten bunu daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Ancak şimdiden bir giriş olsun diye vergi mahkemesi, idare mahkemesi ki bunların üst mahkemesi olan Danıştay ve ikinci derece mahkeme olan bölge idare mahkemesinden bahsedeceğiz. İdari yargılama hukukunda daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Oysa ki birinci sorudaki C seçeneğinde değerli arkadaşlarım uyuşmazlıkların adli yargıda çözülür ifadesi yer almış. Ama ne dememiz gerekiyor? İdari yargıda çözülmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. Yani cevabımız C seçeneğidir. D seçeneğine de bakalım. İdari işlemlerle yürütülür ve kamu gücü kullanılarak yerine getirilir. Şimdi değerli arkadaşlarım, kamu hizmeti sonuçta idari işlemlerle yürütülmesi gerektiğini, yine idari işlemlerin neler olduğunu yine bir sonraki dersimize daha detaylı şekilde değineceğiz. Süreklidir ve kendiliğinden harekete geçer. Buna çok dikkat edelim değerli arkadaşlarım. İdare hukuku yani idare hukukunun konusu olan kamu hizmetleri süreklidir. Ancak bu durum daimilik anlamına gelmez. Çünkü daimilik dediğimiz durum nedir değerli arkadaşlarım? Daimilik 7/24 anlamına gelir. Örneğin bir toplu taşıma aracını düşünelim. 7/24 toplu taşıma aracı olmaz. Belli bir sefer saati vardır ve belli bir saatten sonra sefer olmamaktadır. Bu da nedir? İhtiyaca cevap verebilmesi anlamına gelecektir ki bu da sürekli olduğu anlamına gelir. Veya okullar, eğitim, bu da bir kamu hizmetidir. Eğitimden dolayı değerli arkadaşlarım sonuçta yaz tatili vardır. Demek ki süreklilik vardır. Her sene aynı dönemde açılır ve aynı döneme denk gelen bir sürede de kapanır. Ama bu 7/24 okulların açık olduğu anlamına gelmeyecektir. Bunun için süreklilik kavramını kullanmamız daha doğrudur. Zaten cevabımızın C olduğunu söyledik değerli arkadaşlarım. İkinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti İdaresi'nin görevleri arasında yer almaz diye sorulmuş değerli arkadaşlarım. Milli güvenliği ve kolluk faaliyetlerini sağlamak sonuçta tabii ki de idarenin görevleri arasındadır. Doğrudur. Kamu hizmetlerinin neler olacağını belirlemek ve yürütmek. Değerli arkadaşlarım, daha ilk dakikada şunu söyledim. Kamu hizmetine koyan kanundur. Kanunla koyulur. Bu da şu anlama gelmektedir değerli arkadaşlarım. Kanunu çıkartacak organ kimdir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ki anayasa hukuku dersinden bunu zaten bilmemiz gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de yasama organıdır. Oysa daha dersin ilk başında ne dedik? İdare hukukunun konusunda ne vardır arkadaşlar? Kamu hizmeti vardır ve kamu hizmetleri yürütme organı vasıtasıyla yürütülecektir. Yani idare hukuku deyince aklımıza gelecek organ yürütme organıdır. Yürütme organı dediğimiz zaman da değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu gelecektir diye söylüyoruz değerli arkadaşlar. Bakanlar Kurulu da zaten Başbakan ve bakanlardan oluşmaktadır. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Oysa ki kamu hizmetleri neler olacağını kim belirliyordu? Yasama organı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunun için B seçeneği yanlıştır. Teşvik faaliyetleri tabii ki de görevleri arasında kendi personeline yönelik öz yönetimi sağlamak da vardır ve planlama görevi de vardır. Cevabımız burada B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. İdare hukukunun özellikleri arasında yer almaz diye sorulmuş. Genç ve bağımsız bir hukuk dalıdır. Tabii ki de değerli arkadaşlarım, diğer medeni hukuk olsun, anayasa hukuku olsun, ceza hukuku olsun, onlara nazaran idare hukuku daha genç ve bağımsız bir hukuk dalıdır diye söylememiz gerekiyor. En azından mülakatlarda bu tarz sorular geleceğini bilmeliyiz arkadaşlar. Genç ve bağımsız bir hukuk dalı olduğunu bileceğiz. A seçeneğimiz doğrudur. Tedvin edilmiş yani belirli bir kanunla düzenlenmiştir ki idare hukukun en önemli özelliklerinden bir tanesi ve diğer hukuk dallarından ayıran bir durum vardır ki idare hukuku tedvin edilmemiştir. Yani herhangi bir kanunda düzenlenmemiştir diye söylememiz gerekiyor. Çünkü idare kanunu diye bir kanunumuz yoktur değerli arkadaşlarım. Ayrıca ceza kanunu, medeni kanun, borçlar kanunu, medeni usul kanunu bunlar var olduğu halde İdare hukukunun herhangi bir ayrıca tedvin edilmiş bir kanunu yoktur. Tedvin derleme demektir değerli arkadaşlarım. Bunun için özellikle bunu da belirteceğiz. Tedvin edilmemiştir. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Bundan dolayı B seçeneğimiz yanlıştır. İçtihatlara dayanır, yargı organları ayrıdır ki yargı organlarını zaten idari yargıda detaylı şekilde işleyeceğimizi söyledik ve burada da belirttiğimiz gibi yargı organları adli yargı değil, idari yargı çerçevesinde görülecektir ki C seçeneği de doğrudur. İçtihat demek arkadaşlar mahkeme kararı demektir. Yani mahkemenin vermiş olduğu kararlar nazarında idari hukukunda ilerleme görülecektir. Bundan bahsetmektedir ki C seçeneği zaten doğrudur. Statüsel niteliklidir. Belirli statü ve hukuki durumları vardır. Tabii ki de doğrudur. İdarenin tek yanlı işlemleri baskındır. Yani tek taraflıdır. Çünkü idare hukukunda değerli arkadaşlarım ilk soruda da var olan bir durum vardı ki bu da kamu gücü kullanılarak yapıldığıydı. Kamu gücü varsa o zaman idarenin daha üstün bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü idare hukuku kamu hukukunun alt dallarından bir tanesidir zaten. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Yanlışı sorduğu için cevabımız B'dir. Çünkü idare hukuku tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri idare hukukuna hakim olan ilkeler arasında yer alır diye sormuş değerli arkadaşlarım sorumuzda. Şimdi hukuk devleti ilkesi, idare hukukuna hakim olan ilkeler. İsterseniz ben daha önceden birkaç noktaya değinmek adına yazayım. Silelim şuraları. İdare hukuku. İdare hukukuna hakim olan ilkelerde değerli arkadaşlarım, hukuk devleti, sosyal devlet, laik devlet,
İdarenin kanuniliği ilkesi. Merkezden yönetim yerinden yönetim ilkesi gibi ilkelerimiz söz konusudur. Hukuk devleti demek arkadaşlarım, hukuk devletinin tam tersi, dikkat edin, polis devlet demek, tersidir polis devlet. Yine mülakatlarda çıkabilecek tarzda olan bir sorudur değerli arkadaşlarım bu. Sosyal devletin tersi de jandarma devlet demek. Peki, zaten anayasa hukukunda bunları detaylı bir şekilde gördüğünüz için çok yüzeysel bir şekilde söylemem gerekirse, hukuk devleti değerli arkadaşlarım, idarenin işlemlerini hukuka dayalı olarak yapması anlamına gelecektir. Ve bundan dolayı keyfiyetli bir işlemler yapamayacağı anlamına gelecektir ki, sosyal devlet vatandaşlarına, devlet vatandaşlarına asgari bir yaşam düzeyi sağlamakla yükümlüdür ki bunlar sağlık, eğitim, konut, çalışma gibi değerlendirilebilecektir. Yine laik devlet, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelecektir ki bu da yine anayasa hukukunun konusunda daha detaylı bir şekilde görebileceğiniz bir şeydir. İdarenin kanuniliği ilkesi arkadaşlar, idari işlemlerini yaparken kanuna dayanmak zorundadır. Bunu da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri de değerli arkadaşlarım, bunlar yine idarenin teşkilatlanmasında birazdan görebileceğimiz bir durumdur ki orada buradan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Şimdi sorumuza döndüğümüzde, hukuk devleti ilkesi, idarenin kanuniliği ilkesi ki açıklamasında okumak istiyorum. İdarenin tüm faaliyetleri kanuna dayanmak zorundadır. İdare ancak kanundan aldığı bir yetkiyi kullanabilir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği hariç tüm idari kurumlar kanunla kurulmuştur. Peki soru olarak şöyle bir şey gelirse, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği nasıl kurulmuştur? Tabii ki de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuştur ki değerli arkadaşlarım, buna lütfen dikkat edelim ve bilelim bunu. Onun için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği hariç diye ifade etmişim orada. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkesi de vardır. Bunun içinde idare hukukuna hakim olan ilkeler tabii ki de 1, 2 ve 3'tür. Aşağıdakilerden hangisi idarenin anayasal ilkeleri arasında yer almaz diye sorulmuş arkadaşlarım. Şimdi idarenin anayasal ilkeleri arasında yer almayan durum, hukuk devleti, sosyal devlet, laik devlet, yetkide ve usulde paralellik, merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkesi. Değerli arkadaşlarım, şimdi buraya baktığımız zaman hukuk devleti, sosyal devlet, laik, idarenin kanuniliği, merkezden yönetim, yerinden yönetim vardır. Yetkide ve usulde paralellik anayasal ilkeleri arasında yer almamaktadır. Cevabımız Diyarbakır'dır değerli arkadaşlarım. İdarenin faaliyetlerinde, yasalarında kanuna uygun olma anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de değerli arkadaşlarım, idarenin kanuniliği ilkesi. Ne dedik değerli arkadaşlar az önce? İdare hukukunda yapılan işlemlerin dayanağı kanundur. Ki idarenin kanuniliği de bu anlama gelmektedir. Cevabımız tabii ki de C seçeneğidir. Merkezden yönetimin yararları arasında yer almaz diye sorulmuş. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu konuyla ilgili çok detaylı inceleme yapacağımız için ve sorularımız hep bunlara yönelik olduğu için bir tablo çizmek istiyorum. Mutlaka siz de kendi evinizde çizin, hatta başucu kaynağı olarak bir yere de asmanızı tavsiye ediyorum. Organik anlamda idare ediyorum ve ikiye ayırıyorum.
Merkezden yönetim. Yerinden yönetim. Merkezden yönetimde değerli arkadaşlarım kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı. Yerinden yönetim de kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Yerel yerinden yönetim ki mahalli idareler olarak da adlandırılmaktadır. İkinci olarak da hizmet yerinden yönetim olarak söyleyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlarım, tabii ki de bizde üniter devlet yapısı vardır. Üniter devlet yapısından dolayı işlerin daha iyi ilerleyebilmesi adına yerinden yönetim ilkesini de benimsemek zorundayız. Yoksa kamu hizmetleri merkezde toplanırsa yerel ihtiyaçlara karşılık veremez diye yerinden yönetim ilkesini de kabul etmiş durumdayız. Burada merkezden yönetimin içerisinde farklı kuruluşlar söz konusudur. Yine başkent ve taşrada tabii ki de bu şekilde ayırt etmemiz gerekiyor. Yerinden yönetimde de yerel yerinden ve hizmet yerinden diye ikiye ayırıyoruz ve buna göre de bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. İlk önce sorumuza bakalım, sonra tabloyu şekillendirmeye zaten başlayacağız. Merkezden yönetimin yararları arasında yer almaz diyor. Güçlü bir devlet yönetimi sağlar. Çünkü her şey nerede toplanmış değerli arkadaşlarım? Merkezde toplanmış. Bu da devletin tek merkezde toplanması demek gücünü gösterecektir ki doğrudur. Demokrasiye uygun olması diyor. Değerli arkadaşlarım, demokrasi demek halkın yönetimde söz sahibi olması demektir ki halkın burada yönetimde çok fazla söz sahibi olduğunu söyleyemeyeceğiz. Çünkü gerekçemiz şudur. Başkent teşkilatının altında Cumhurbaşkanlığı vardır. Başbakanlık, bakanlık ve yardımcı kuruluşlar olarak söyleriz. Taşra'da da il genel idaresi İlçe idaresi, bucak ve bölgesel bölge idaresi diyelim. Şimdi değerli arkadaşlarım, demokrasi halkın yönetimde söz sahibi olması demek. Yani doğrudan seçtikleri demektir. Burada şimdi 2007 Anayasa değişikliği ile 2007 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı halk tarafından seçileceği öngörülmüştür ki 2007'den önce Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçiliyordu. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu bir. Oysa ki şu andaki hali hazırda olan durum ilk kez Cumhurbaşkanımızı 2014'te seçtik. Ağustos ayında seçtik değerli arkadaşlarım. Burada Ağustos ayında 2014 yılında seçilmesinin dayanağını 2007'den aldığımızı bilmemiz gerekiyor. Evet, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Evet, burada demokrasi var. Ama genel itibariyle baktığımız zaman demokrasinin olmadığını zaten görebileceğiz ki başbakanı, bakanları bizler seçmiyoruz değerli arkadaşlarım ki gördüğünüz gibi başbakanlık ve bakanlıklar da vardır burada. Yine il genel idaresinin başındaki vali, ilçe idaresinin başındaki kaymakam, yine bucak idaresinin başındaki bucak müdürünü,
bizler seçmediğimiz için değerli arkadaşlarım, demokrasiye uygun olmadığını söylememiz gerekiyor. Yani cevabımız B seçeneği oluyor bu durumda. Hizmetler daha az harcama ile rasyonel biçimde yürütülür. Tabii ki de daha az harcama ile yürütülür. Çünkü tek elden çıkma bir şey vardır ve kontrolü de çok daha kolaydır. En iyi şekilde planlamaların yapılması